Evet, yeni bir kovanımıza geldik. Bu da üçüncü katı isteyebilir yalnız. 2-3 çıtası var. Bu çıtaları doldurdu mu? Üçüncü kat isteyebilir. Önce kara kovan yaptırmak istediğim şu boş çıtayı bir alacağım. Evet, görüldüğü gibi mumu yapmaya başlamış. Bayağı yapıştırmış aşağıya. Yumurta kontrolü, meme kontrolü devam ediyor. Yok şu an. Burada şimdi hem açmamızdaki meselelerden biri şu erkek arıların uçmasını sağlamak. Erkek arılar uçuş yapıyorlar. Böylelikle ızgaradan aşağı geçemeyen erkek arılar orada ölmüş olmuyorlar. Bir müddet dışarıda yaşamaya devam ediyorlar ya da kovana alt kısımdan girecekler. Evet, yumurtalı bir çıtamız yine. Yumurtayı boşalttığı yerlere bakıyorsunuz. Yumurtayı boşalttığı yerlere bal atıyor. Bunu süzme yapıyoruz. Bu çıtaları süzme yapıyoruz. Bunu biz kara kovan olarak ya da petekli bal olarak vermiyoruz. Biraz kenarını fazla kabartmış bunun. Çünkü iki tarafında kara kovan balı yapıyor. Bu da bir kara kovan balı. Yavruyu çıkarttığı yere yine yumurta basmış. Bunun anası ince bir ana. Izgaranın arasından geçiyordu bu ana. Geçen yıl geçti. Bu yıl ikinci yılı bu ananın. Geçen yıl belki yeni ana olduğu için inceydi. Ama bu yıl sanırım geçemiyor. Geçse şu ana kadar geçerdi zaten. Erkekleri yine bozuyorum, erkek gözlerini. İçeri düşürdüm. Bir sürü onları alıyor götürüyor arada. Evet. Ve yine bir kara kovanımız. Bu yıl kara kovanı bol yaptırıyorum ben. Ve memeyi yakaladık. İşte ana arı memesi. Görülüyor. Bayağı sağlıklı bir ana. Aslında ana memeleri böyle iri ve büyük olmak zorunda. Bunlardan ana üretirseniz çok sağlıklı olur. Ben bunu kıyamayacağım. Alayım diyorum ama hangi arıya vereceğim ki? Neyse, bozayım ben bunu yine. Bozulacak bir ana değil aslında. Çok güzel bir ana. Çok güzel bir ana olacaktı. Ve kara kovan gözüne yapmış üstelik bunu. Bu da kara kovan. Bunun da gözlerini
Şu erkek gözlerini bozmamız lazım. İhtiyarı gözlerini bozmuyorum. Bakın ihtiyarı gözleri ile erkek gözleri birbirinden farklı. Görüyorsunuz. Buraya bal atması lazım. Bozarsak çabuk düzenler, çabuk boşaltır ve çabuk bal doldurur. Bozmazsak bu ana şey erkek arıların çıkmasını bekleyecek. Çıkmasını beklemek de bizim için zarardır. Evet, bu yüzdekini de şey yapayım. Bunlar da çıkmaya başlamışlar bir kısım ama hala beyaz çünkü erkek arılar. Yani en azından bir 8-10 gün var çıkmasına demek. Bu karakovanın mumu biraz esmer olacak bu yüzden. Çıkarttırmıyoruz ama yine de esmer olur. Yavru çıkartmış olan gözler daha esmer oluyor. Evet, bunu temizleyecek bu. Mevcudu çok güzel. Çok harika. Evet. Bunun gözüne de bal basmış. Basmaya başlamış. Erkek arı çok uçsalar biraz. Evet, öbür tarafa bakmaya gerek yok artık. Burada da bir karakovanımız var. Bu ikisini buraya birleştireceğim. Ama şu karakovanı oradan alayım. Kenarlara iki tane dolu çıta bırakmam gerekiyor. Boşları ortaya alırsam ortası daha sıcak olduğu için daha çabuk üretiyor. Kenarda olduğu için fazla mum yapamamış. Buna da bakalım ne kadar bal var. Evet, bunda bal az. Biraz boş. O yüzden bunu şöyle kenarlı çift çalışsın. Evet, burayı yaptık. Şimdi 3 tane var. 3 aralık var. 3 aralığa koyacağız bunları. Birini buraya. Birini buraya. Şu karakolunu buraya. Evet, fazla da rahatsız etmeden kapatalım. Evet, bunda kontrolü yapılmış oldu. Böylelikle bir tane ana memesi yakalayabildik ve onu da
kapattık. Arı tedirgin oluyor, kapatalım. Evet. Teşekkürler hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki videoda ana arı sütüyle ilgili bir videomuz olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.